Hoş geldin. Nasılsın? Başlıktan anlamışsındır. Bugün market şampuanlarından konuşacağız. Ama Elidor Pantene öveceğimi düşünmüyorsun sanırım. Ben kamera karşısına geçen hiç kimsenin kolay kolay Elidor Pantenci olmadığını düşünüyorum. O yüzden marketin daha böyle fiyat performans anlamında iyi olabilecek, bizi daha mutlu edebilecek içerik anlamında da böyle içimize sinecek tarafından konuşmak istiyorum ben. Bu yüzden Türk markalarından tut başka bir sürü daha doğal iddialı olan markalara kadar hepsinden konuşuyor olacağız. Seni derin bir yaşanmışlık yolculuğuna çıkartacağım. Bu arada benim bireysel yorumlarımı duyacağın için seninkinlerle uyuşmama ihtimalini de göz önünde tutuyorsundur aslında. Ama bazıları bireysel olarak bunu olgunluk olarak karşılayamadığı için duygusal ve mental olarak görüyorum ki son zamanlarda haksız yere hakaretvari şeylerde bulunuyorlar. Onları ben yan kanallara alalım diyorum ve onları aldıktan sonra senle ben baş başa kaldığımıza göre samimi, mantıklı ve gerçekçi bir yorumlamayla devam edelim videoya. Şampuan konusunda ilk konuşmak istediğim mesele böyle iç ağrısı olmuş mesele ve karar mekanizmamızı etkileyen şey fiyat vesaire, onları geçiyorum ama içerikte galiba SLS. Bundan birazcık detaylı konuşmak istiyorum. Sen bu kız iyi bir şeyler yapmıştır diyorsan şimdiden istersen beni like atarak abone olarak destekleyebilirsin. Ben de konuşmaya geçebilirim. SLS, sodyum lauryl sülfat aslında bir köpürme ve temizlik ajanı. Hem de diğer içeriklerle de arası iyi olduğu için bol bol kullanılan ve sanıyorum ki uygun fiyatlı olduğu için de bayağı bir kullanılan bir içerik. SLS'i biz hem cilt ürünlerinde görüyoruz hem saçla ilgili ürünlerde, hatta yiyecek maddelerine bile koyulabiliyor. FDA SLS'i ciddi bir kurul, biliyorsunuz ki. FDA SLS'i güvenli olarak algılıyor. Öyle olduğunu söylüyor. Ama SLS'in adı artık bir zaman öyle bir kötüye çıktı ki SLS kanserojenmiş falan gibi söylemler de söz konusu olduğu için insanlar çok çekindi ve işte markalarda işi SLS'sizdir, nasıl parabensiz yazıyorlarsa şimdi onu da yazmaya başladılar. Ama sana okuduğum kadarıyla şunu söyleyebilirim ki kanserojen olduğu iddiaları çürütüldü. Ama bu demek değildir ki SLS tamamen yan etkisiz. Bu da doğru değil. SLS'in bazı yan etkileri var. Sen ne zaman bunu ciddiye almalısın? Şöyle. Eğer senin cildin, saçın, zaten burası cildimizin devamı, çok kızarıksa, sende rozasea varsa cildinde, mesela kaşıntılıysa saçların, cildin ya da egzaman varsa İki kez düşünmelisin. Hatta bence direkt SLS'ten uzak durmalısın. Saçları çok kuru olanlar ve ince olanlar SLS bazen çok agresif olup saçın kendi değerli yağını da alıp götürebiliyor. Ve günün sonunda senin saçın ince ise ya da kuruysa daha kaşıntılı olabiliyor. Saçın daha çok yağlandırabiliyor. Saç rengin çok iddialı bir renkse, boya durmuyor bende vesaire diyorsan iki kez düşün derim. Saç rengini de hızlı götürdüğünü söyleyenler var. Ve saçın çok elektrikleniyorsa sen de SLS'li bir şampuan kullanmalı mıyım diye iki kez düşünen grupta olmalısın. Bu arada her SLS'in ben aynı olduğunu da düşünmüyorum. Bugün saçları yorumlarken, şampuanları yorumlarken içerik avcılığından ziyade daha çok böyle marka ve tamamen o ürünün performansından konuşuyor olacağım. Günün sonunda şunu demeye çalışıyorum. Senin bir ürünle, şampuanla ten uyumun varsa o iş bitmiştir. Sana iyi geliyorsa, iyi hissettiriyorsa, istediğin efektleri alabiliyorsan bitmiştir. O yüzden biz bugün ten uyumuna bakacağız. Ben ilk olarak Türk markalarından başlamak istiyorum. Biobloss ve Zigavus'tan konuşacağım. İkisi de dökülme ve saç çıkarma konusunda bence oldukça iddialılar. Biobloss zaten bence yine aldı başını gitti. Çok değişik serileri var. Ben yağlanmaya karşı olanını almıştım. İddiaları saç dökülmesini durdurması, böyle bir problem olmadığı için bundan konuşamıyorum. Saç kalınlığına iyi gelmesi, bunun genetik olduğunu biliyoruz. Saç kalınlığına iyi gelecek bir şey benim bildiğim kadarıyla yok. Sağlıklı saç derisi demiş. Benim kişisel yorumum sebum dengeleyici olduğunu da söylüyor ve içinde B3 vitamini var. Bu ürünün içinde SLS vardı bu arada. Ben yine de aldım sırf merakımdan dolayı. Evet.
Sert, saçımı sert yapmadı. Yine tarayabildim. Bu kadar uzun da bir saçım olsa tarama konusunda hiçbir problem yaşamadım. Ama dipleri kuruttu ve böyle saçımın gıcır gıcır olduğunu, fazla arındığını hissettim. Ve kepek yaptı. O yüzden irite ettiği için ben Bioplast'la bu ürünüyle anlaşamadım açıkçası. Diğer bir üründe Zigavus'un bu Fortis'i. İçinde kafein var, biotin var, aloe vera var. Parafin, paraben yok demişler. Sanıyorum SLS de vardı. İşte ginseng de koymuşlar, ginkgo biloba da koymuşlar vesaire. Ama bunların çok minimal ölçekte olduğunu da düşünmemiz lazım. Yağlı saçlara özel yine bu. Bu da benim saçımda kaşıntı yaptı, zorladı. Yine böyle kıyış kıyış mı derler. Yani saç nemli ve dolgun olmadı da fazla arınmış oldu. Bu da benim saçım böyle şu diplerden böyle bir dökülmeler, dökülme derken böyle derimin döküntülerini yaşadığım için bunu bitiremedim bile. Keşke uygun fiyatlı bir şey bulsaydım da size söyleseydim. Ama bununla da anlaşamayınca ben şansımı başka şampuanlardan yana denemek istedim. Herbal Essences çeşit çeşit şampuanları var. Gerçekten böyle %93 doğal orijinli olduğunu iddia eden bir marka. Ama bu doğal içerikler içerir iddiasını özel bir sertifikasyon olmadığı sürece her marka yazabiliyor. O yüzden ne kadar doğal tartışılır. Sülfatsız diyor, bambulu diyor, işte aloe'lu bilmem neli diyor. Ben yine böyle o hafif doğallık içeriği markette görünce beni cezbetmişti açıkçası. O yüzden niye şans vermiyorum dedim. %0 sülfat, silikon, renklendirici 0, cruelty free demiş. Bu anlamda da güzel. Ama kullanmak ne mümkün. Yani hassas saçlarım, çok aşırı da hassas değil bu arada, yağlı, buralar kuru, uzun bir saç, taraması zor. Benim durumum bu şekilde. Ama bunu yani şu kadar kullanmışım, görebiliyorsunuzdur. Bitiremedim çünkü acayip kaşıntı yapıyor. Yani bütün saçtaki benim ihtiyacım olan yağı alıp götürüyor. Benim hayatımda böyle bir şeye yer yok. Bana fazla agresif geldi. Sülfatsız dese de içinde başka şeyler, tamam, köpürtücü ajanlar koymuşlar. Bu arada bu şampuanların hepsi gerçekten iyi köpürüyor. Ama olmayınca olmuyor. Ben Herbal Essence'in başka bir serisiyle daha şansımı deneyecek güçte bulmuyorum kendimi. Gelelim Organics'e. Yıpratmışım şampuanı resmen. Bu Organics'in 385 ml demiş. Boyutları fena değil ama fiyatları aldı başını gitti. Şimdiye kadar konuştuğum şampuanların fiyatları herhalde 30-40 bandını geçmeyen ürünlerdi. Ama bu 80-90'ları buldu diye hatırlıyorum. Şu an indirim döneminde belki böyle 50-60'lara mı düşüyor? Daha insaflı bir rakama geliyor. Organics'in ben içerik konusunda işte sülfatsız ve çeşit çeşit çok saça, farklı saçlara özel formülasyon yapmasını çok seviyorum. Markayı bu anlamda beğeniyorum. Bu da böyle bir bambulu, işte fiber dolgunlaştırıcı, bambu lifleri ve soya proteinleri içeren, ipeksi yumuşaklık iddiasında olan bir şampuan. Bu markanın bildiğim kadarıyla hiçbirinde SLS yok. Başka bir iddiası da volüm vermesi. Bence market şampuanlarının içinde en saçın yağını böyle sökmeden alan, aynı zamanda volüm veren, ağırlaştırmayan, uzun saçı bile açma konusunda, hele bir de conditioner ile beraber kullanıldığında gerçekten tatmin eden nadir dengeli ürünlerden olarak görüyorum. Fiyatları diğerlerine göre daha fazla ama bu bambu serisi bence volüm konusunda, evet, çılgıncasına olmadık bir volüm beklentisi içine girin demiyorum ama dengeli. Saçı yolup atmıyor. Aynı zamanda da hem böyle volümlü gösteriyor, hemen de yağlandırmıyor. O yüzden bu bambu serisini beğeniyorum. Çok farklı serileri de var benim gördüğüm. Hatta saç uzatmaya yönelik serileri de var. Ben onlara çok bayılmamıştım. Ama özellikle ince telliysen eğer ve volüm arayışındaysan bu bambuluya bakabilirsin diyorum. Son zamanlarda işte orkideli, bir şeyli, çok değişik değişik serileri çıkmış. İndirim döneminde değerlendirebilir diye düşünüyorum bu markada. Bugün burada gösteremediğim, çünkü muhtemelen kendisini görmek istemediğim için attım, John Frieda'nın volüm şampuanından da konuşmak istiyorum. Onu da yani deterjan olarak bile kullanmak istemedim. Çünkü o da market şampuanlarının içinde ciddi para verilerek
yani alınan herhalde 80-90 liralardan daha fazla bile olabilir ürünlerden bir tanesi. Sanki marketin selektif grubu gibi davranan bir marka. Volüm serisi şöyle diyeyim, conditioner ile beraber kullandığımda evet saçın volümünü şey yapıyor, arttırıyor ama sanki elektriklenmişçesine bir volüm. Şimdi bizim istediğimiz o şey, şeytan görmüş gibi böyle bir saç volümü değil. John Frieda'nın volümü benim saçlarımı öyle yapmıştı ve yine saç derisi. Yani böyle kaşın ya irinci seferde anlaşılır mı yani? Direkt başka bir şampuandan yeni kullanacağınıza geçtiğinizde aslında en iyi orada anlıyorsunuz yeni şampuanın kalitesini. Direkt böyle gıcır gıcır oldu, hemen kaşınmaya başladım. Dedim ki ben ne yaptım yani? Saçımın dibine ne sürmüş olabilirim? John Frieda volüm sürmüştüm. O yüzden onu da 2-3 kez kullandım ve köşeye ayırdım. Olmadı. Rossmann'ın başka bir üründen konuşmak istiyorum. Gerçi Rossmann'da olan başka bir şeyden konuşmadık sanıyorum. Altera doğal içerikleriyle göz önünde bir marka. Bu da silikonsuz ürünü. Yine yağlı saçlara özel. İçinde ne var bunun? Yağlanma karşıtı, aktif kömürlü ve melisalı diyor. Şimdi bu aktif kömür teknolojisini bayağı bir kullanıyorlar. İşte cilt ürünlerine maskeler de var, diş macunlarında var, şampuanlar da var. Ben ne kadar sempatiyle yaklaşıyorum, deneyeyim falan diye aldığım bir üründü açıkçası. SLS yok bunun içinde de. Demiş ki saçı yumuşatır, kolay taranır ve ışıltılı bir parlaklık verir. Işıltılı bir parlaklık verdiğini düşünmüyorum. Temizleme konusunda başarılı. Çünkü simsiyah da bir şampuan. Şeyli olduğu için, kömürlü olduğu için. Saçı da böyle nasıl diyeyim, asla taranmayacak kadar sert yapmıyor. Ama çok yumuşak, böyle akarcasına yumuşaklık yaptığını da söyleyemem. 200 ml'lik bir üründü. Yoklukta belki gideri olabilir ama benim elimin altında bulunduracağım bir şampuan olmadı kendisi. Geldim en son konuşacağım markaya. Live Clean markası çok uzun zamandır Türkiye'de var. Çeşit çeşit ürünleri var. %98 bitkisel içerikli demiş. Ciddi bir sertifikasyon olmadığı sürece bunun çok büyük bir bağlayıcılığı yok benim gözümde. Bu besleyici şampuanı içinde kokonat, işte Hindistan cevizi ve almond oil, badem yağı var. SLS yok, ftalat yok, paraben yok. Daha böyle SLS yok ama SLS'in farklı bir türevi var, onu söyleyebilirim. Bu yağlı saçlar için değil de biraz daha böyle yumuşaklık isteyen, saçları kuru olan kişilere öneriliyor. Bana niye önerildi bilmiyorum şimdi bu noktada. Ben de bu şampuanı kısmen yeni aldım diyebilirim ama dendi ki bana yani bunu kullandıktan sonra işte saç kremi kullanmana gerek yok ve kesinlikle saçını yağlandırmayacak. Şimdi içinde bu kadar çok şey, yağ olan bir şeyin saçımı yağlandırmama ihtimali yoktu ama bir deneme, bir markayla tanışma anlamında bunu yapmak istedim. Tabii ki saçımı yağlandırdı. O yüzden ben bunu ince telli saçları olan kişilere değil de daha çok böyle saçlarını sakinleştirmeye ya da kuru yapıda olan kişilere, orta kalınlıkta olan ve daha kalın saç telli kişilere tavsiye ederim. Yumuşaklık konusunda ve taranma konusunda oldukça başarılı. Ben saç kremi kullanmadım ama sonrasında bir saç serumuyla destekledim saçım kolaylıkla açılsın diye. Diyemem ki bunu kullandıktan sonra böyle kaydı saçım. Hayır. Dengeli bir nem, yağ bıraktı saçımda. Saçımın yağını da böyle yolup almadı. Ama sizin en büyük derdiniz saç yağlanmasıysa bu size gelmez. Onu da söyleyeyim. Ama bu markanın farklı serilerine saçınızın ihtiyacına göre bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Wow, ne çok şey konuştuk. Ne çok yaşanmışlık olmuş kendi adıma, saçlar adına. Bir sürü markadan konuştuk. Market şampuanlarından konuştuk. Gönlüm isterdi ki böyle bu şampuan o şampuan diye böyle anlamındakiyle getireyim. Fiyat, performans, içerik tek bir markada buluştu diyeyim ama o seri, işte o marka market şampuanlarından çıkmıyor. Benim gönlümün bir efendisi var. Çiğ saç bakım ürünleri. Özellikle şampuanları, işte serumları benim gönlümün şampuanı, yani şampiyonu ne derseniz deyin, gerçekten çok iyi. Ama fiyatları 200 liralar vesaire sürdürülebilir değil. Bir delilikle alırsın
Ama sonrasında ne olacak? Durumun ona çok fazla elverişli değilse, bütçeni başka şeylere ayırmaya çalışıyorsan çiğ ile devam edemeyebiliyorsun. Benim gibi o yüzden de ya da para vermek istemiyorsan da market serileriyle şansını deniyorsun. Ben son olarak söyleyeceğim organiksi ve şu Live Clean'i yine daha başarılı buluyorum. Daha dengeli buluyorum. Ama diğer ürünlerle anlaşamadığımı da seninle açık açık paylaşmış oldum. Senin de ekstradan ya bak benim saçım şöyle bana şu iyi geliyor diye bir düşündüğün varsa bana aşağıya yorum olarak yaz. Vallahi denerim zaten işim bu. Bir de hani umut kapısı gerçekten bilmek de hoşuma gider. İyi gelirse de bonus olur hepimize de. Aşağıda yorumlarda buluşuruz öyleyse. Belki Instagram'da da buluşuruz bilmiyorum. Eklemek istersem onu da paylaşayım seninle. Beni desteklemek istersen bu benim hoşuma gider. Likeleyebilirsin, abone olabilirsin, zilleri açabilirsin. Bu en önemlisi, en çok sevdiğim. Başka bir videoda görüşürüz öyleyse. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.